Projenin son şekli şöyle oluyor efendim. Her iki taraftan açılacak geniş birer cadde ana bulvara bağlanırsa bu bölgedeki trafik kesafeti yarı yarıya azalacak demektir. O zaman istimlak sahası tamamıyla bu tarafta kalıyor. Evet. Bu şekilde şu kısımda bir istimlak faaliyeti yapılacak. Tabii bu caddeyi denize kadar indirmek kabil. Doğru. Evet. Evet. Makul. Bu sayede sahil güzergahında da trafik çok hafifler. Sanırım bu proje bütçe komisyonunda da onaylanacaktır. Çünkü istimlak edilecek bölge daha sınırlı. Bu husus mali bakımdan komisyona cazip gelir. Beyler, toplantı bitmiştir. Ekrem Bey. Buyurun. Projeye ilişik olarak tafsilatlı bir rapor hazırlayın. Hazırlayacağım efendim. Arsa spekülasyonu yapan bir takım fırsatçıları faaliyete geçirmemek için projenin ve bilhassa istimlak sahasının bir sır olarak saklanacağını söylemeye lüzum görmüyorum. Merak etmeyin efendim. Hepsini evimdeki kasamda saklıyorum. Çok teşekkür ederim. Güle güle Ekrem Bey. Merhaba. Çok mu beklettin? Tabii, bir saattir buradayım. Haklısın şekerim ama toplantı biraz uzadı. Daha eve gidip hazırlanacağız. Ne, bir yere mi gidiyoruz? Evet, hem de çok önemli bir yere. Bu gece Malik Bey'in villasında yemeğe davetliyiz. Malik Bey mi? Tanımıyorum. Ama o seninle tanışmak istiyor. Allah Allah! Kim bu Malik Bey kuzum? Mükemmel bir adam, bayılacaksın ona. Biraz istirahat buyurun efendim. Geldiğinizi beyefendiye haber vereyim. Ah, Ekrem, şu resme bak, ne kadar güzel. Orijinal bir tablodur. Eski bir Rus ressamına ait. Bilmem, klasik resmi sever misiniz? Klasik sanata hürmetim vardır ama doğrusu modern resmi tercih ederim. Mesela şu tablo benim için çok daha enteresan. Güzel şeylerden hoşlanıyorsunuz. Eğer onları elde edebilmek için ihtirasınız da varsa, daha çok takdir ederim sizi. Bu telakki meselesi. Bana kalırsa ihtirasın bir hududu olmalı ki sahibine zararı dokunmasın. Sizi tanıştırmama lüzum kalmadı galiba. Ekrem Bey'le karşılaşmak kısmet olmadı ama gıyaben kendilerini o kadar iyi tanıyorum ki bana kalırsa böyle bir merasime hiç lüzum yok. Öyle değil mi? Evet, öyle. Ha, bakın lafa daldık. Size bir şey ikram edemedim. Yemekten evvel bir aperatif almak istersiniz herhalde. Durun, içkilerinizi ben hazırlayayım. Bugün komisyon toplantısı vardı, değil mi? Evet, nereden biliyorsun? İşimle ilgili konuları yakından takip ederim. Doğrusu pek anlayamadım. Anlatacağım. Birbirimizi tanırsak daha rahat konuşuruz. Ben bir iş adamıyım Ekrem Bey. Bana para kazandıracak her mevzuda ilgilenirim. Halen büyük yatırımlar yapmakta olduğum bir mevzuda sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Size nasıl bir yardımda bulunabilirim acaba? Benim böyle büyük yatırımlarla ilgili işlere pek aklım ermez. Aa, merak etmeyin. Sizin yapacağınız yatırım parayla ilgili değil. Bana bir takım isimler vereceksiniz. Bugün kabul edilen projeye göre istimlak sahası içinde kalan mahalle ve sokakların isimlerini istiyorum sizden. Bu zahmetinizin karşılığını tahmin edemeyeceğiniz kadar cömertçe ödeyeceğim. Allah Allah! Peki ama bunlar ne işinize yarayacak? Dostum, bu yerleri hemen satın alacağım. Hem de yok bahasına değil mi? Anlayışınıza hayran. Halen istimlak edilmekte olan Fatih civarındaki koskoca bir mahallenin tamamını belediyeye ben sattım. Tabii satın alma komisyonundaki adamlarımın yardımıyla de bu satış benim takdir ettiğim fiyat üzerinden yapıldı. Çok enteresan doğrusu. Anlaşacağımızı biliyordum. Öyle bir şey söylemedim. Evet, enteresan ama hiç de fazilet sahibi, dürüst insanlara yakışacak davranış değil. Fazilet, dürüstlük, bütün bunlar güzel şeylerdir ama kağıt üzerinde, kitaplarda.
Hayatta bunların hiçbir insanın kendi işine yaramaz. Bu asilislerden daima başkaları faydalanır. Yeryüzündeki bütün budalalar da bu yüzden bir adım ilerleyemez. Oldukları yerde sayarlar. Vallahi bu da bir telakki meselesi. Bazılarını bir takım ahlaki inanışlar diledikleri gibi hareket etmekten men eder. Yoksa siz de bu ikinci gruptakilerden misiniz? Maalesef hem de en koyularından. O zaman korkarım ki anlaşamayacağız. Öyle görünüyor. Doğrusu bu davranışınız beni şaşırttı. Size baştan beri o kadar güvenmiştim ki bir sır olarak projelerimi bile açıklamakta mahsur görmedim. Umarım ki bunları bir yerde tekrarlamazsınız. Casusluk mizacıma uymadığından onları hiç duyulmamış farz edebilirsiniz. Yüksek meziyetlerinizin hayranıyım. Yemek hazır efendim. Odaya geçebiliriz. Ortada kalan bazı meseleler yemek masasında halledilebilir. Size borçlu kalmaktan korkarım. Malum ya, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Paltomu lütfen. Hadi gidelim. Çok mağrursun delikanlı. Ama eğer günün birinde yolumun üzerine çıkarsan... o gururunu ezmesini bilirim senin. Bu adamın böyle bir teklifte bulunacağından haberin vardı tabii. Evet. Demek beni bile bile götürdün. Bunu seni sevdiğim için yaptım. Daha iyi bir hayat yaşamanı istiyorum. Kabahat mi bu? Hırsızlık yaparak mı? Hayır, biraz daha zekice davranarak. Bana bak. Ben zekamdan da durumumdan da memnunum. O kuş beyninle işlerime burnunu sokmasan iyi edersin. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bir şeyiniz yok ya. Hayır, şimdi daha iyiyim. İsterseniz sizi bir hastaneye kadar götüreyim. Ekrem! Görüyorsun, adamın bir şeyi yok. İşi fazla büyütme. Eline birkaç lira verelim, olsun bitsin. Para vermenize lüzum yok. Merak etmeyin, işi büyütecek değilim. Size herhangi bir yardımda bulunamaz mıyım? İsterseniz evinize kadar bırakayım. Zahmet etmeyin, evim çok yakın. Neyse, her ikimize de geçmiş olsun. Bir dakika. Lütfen alın bu kartı. Günün birinde herhangi bir hususta yardıma ihtiyacınız olursa beni arayın. Teşekkür ederim evladım. Gelmiyor musun? Ne oldu baba? Hasta mısın? Yardım et bana! Evime kadar götür beni! Merak etme, fıkara kısmı 9 canlıdır. Kolay kolay bir şey olmaz onlara. Pek de ki varmış, para verelim dedi, kabul etmedi. Güzel bir ders verdi sana. Bazı insanların parayla satın alınamayacağını anlamışsındır inşallah. Ona yardım etmek istemiştim. Çok rica ederim, şimdi de o bunak ihtiyarın avukatlığını yapmaya kalkma. Zaten canım sıkılıyor. No, vicdan azabı mı çekiyorsun yoksa? Halbuki eline 3-5 kuruş sıkıştırabilseydin, şimdi vicdanın ne rahat ederdi, değil mi? Gittikçe fenalaşıyor anne. Bir doktor çağırmak lazım.
Bu gece olanlar için özür dilerim Ekrem. Olan oldu. Bunları konuşmanın bir faydası yok artık. Beni affetmeyecek misin? Ben yatmaya gidiyorum, sen daha oturacak mısın? Uykum yok. Hem biraz çalışmak istiyorum. Sen bilirsin. Doktor bey, yoksa... Maalesef. Olamaz. Hayır. Hayır! Kenan bey, Cale Hanım! Ay, Kenan bey, bir dakika bakalım. Okudunuz mu bunu? Bakın çok enteresan, bir skandal. Bugünlerde belediyece yapılmakta olan istimlak faaliyetlerinden MİMA adında bir müteahhitin kendine büyük menfaatler temin ettiği haber alınmıştır. Yok pahasına eline geçirdiği yerleri satın alma komisyonundaki adamları vasıtasıyla belediyeye büyük farkla devreden MİMA. Tanıdınız mı bu MİMA'nın kim olduğunu? Bizim Malik Bey değil mi? Evet, Malik Ateş. Ta kendisi. Dikkat edin, dikkat edin, burada. Yeminiz hazır Ekrem Bey. Geliyorum, teşekkür ederim. Tekrar yoluma çıkmakla hata ettiniz Ekrem Bey. Şu gazete havadisi keyfinizi pek kaçırdı galiba. Sizin de keyfinizi kaçıracak. Casusluktan hoşlanmadığımı söylemiştim ama inanmıyorsanız ne yapalım? Bu size pahalıya mal olacak. Ben işimi bozanları hiç affetmem. Müsaade eder misiniz? Yemeğim soğuyacak. Neden yıkadın? Niye beklemedin beni? Hadi sen şunları teslim ediver. Seni bu vaziyette nasıl bırakırım? Bir şeyim kalmadı kızım, merak etme. Çamaşırları bıraktıktan sonra da işçi bulma kurumuna bir daha uğrayacağım. Belki bu sefer bir şeyler çıkar. Olur yavrum, ama sakın geç merak kalma. Merak etme, hemen dönerim. Ben gelinceye kadar istirahat et. Sakın yerinden kımıldama. Olur, olur yavrum. Dudu, gene pusuya yatmışsın. Tuzağa düşürecek genç kızlar mı arıyorsun yoksa? Nankör orospular! Hepinizin açlıktan nefesi kokarken elinizden tutup adam ettik. Sayemde kaloriferli apartmanlarda oturuyorsunuz. Ama nerede size takdir edecek kafa? Yo hanım kızım, işin olmadı mı? Meslek arıyorlar, benim mesleğim yok ki. Allah Allah, meslekte neymiş? Çiçek gibi kızsın, sana iş mi bulunmaz? Dur bakayım. Geçenlerde söylüyorlardı, eğer istersen seni çok iyi bir yere yerleştiririm. Halime bakma, tanıdıklarım çoktur, çok zengin yerlere girip çıkarım ben. Acaba nasıl bir iş bu? Merak etme, öyle ağır iş değil. Eğer işine gelirse kalırsın. Hadi gel, hemen götüreyim seni oraya. Ama eve dönmem lazım, annem bekler. Canım, hemen şuracıkta, uzak değil ki, hadi! Hadi gel, yürü!
vaziyette? Biraz açılır gibi oldum. Hayır. Kız bir haftadır meydanda yok. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Ne yapsak acaba? Bu zavallı böyle iyi olmaz. Bunu bir hastaneye kaldırmak lazım. Bizimkine söyledim. Bugün hastane işi için muhtarla konuşacaktı. Milyonlarını mı saklıyorsun o kasada? Senin de aklın fikrin milyonlarda. Hayatta paradan başka hiçbir şey düşünmez misin sen? Laf olsun diye söyledim. Bakıyorum da beni kırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Halbuki senden başka bir şey düşündüğüm yok benim. Bir şey mi var Osman efendim? Bir kadın. Ne kadını? Dışarıda. Neler söylüyorsun yahu? Sizinle görüşmek istiyor. Alsana içeri, ne bekliyorsun? Yok, hani bir haber vereyim dedim. Hayat. Buyurun. Ben Emine Hanım'ın komşusuyum. Emine Hanım mı? Aksaray'da otururlar. Zavallı çok hasta. Dün hastaneye kaldırdık. Üzerinde sizin kartınız vardı. Onu tanırsınız sandım. Belki bir yardımınız olur diye düşündüm. Tamam, hatırladım. Yalnız ben bu kartı yaşlı bir adama vermiştim. Tamam, o kocasıydı işte. Ona da iki hafta evvel bir araba çarpmış. Zavallı adam üç gün içinde öldü gitti. Öldü evet, mü? Evet, sizlere ömür. Nerede bu kadın şimdi? Hastanede. Paltomu getir. Allah sizden razı olsun beyefendi. Ya, bırakın bu lafları şimdi, hemen gidelim hadi. Durumu nasıl? Bir şeyler yapamaz mıyız doktor bey? Elimizden geleni yapıyoruz ama zavallının sağlam bir yeri kalmamış ki. Eğer kızını bulabilirseniz, bu belki onu biraz güçlendirir. Akrabanız mıydı Ekrem bey? Hayır. Ama ona büyük bir vicdan borcum var. Ne olur beyefendi, Mine'yi bulun. O kadar saf, o kadar temiz bir kızdır ki, başına bir kaza gelmesinden korkarım. Zaten o kazadan sonra bütün aile perişan oldu. Allah edenlere buldurur inşallah. Söz veriyorum. Nerede olursa olsun onu mutlaka bulacağım. Asıl adam nerede? Aa, rakı bir gidip ver bakayım şeyi değiştireyim. Al, al ulan bana gene sarpa yapın. Yaşa adamım. Ne bakıp duruyorsun be? Bir şarap ver bana. Önce parayı bas bakalım. Hadi be, ne parası? Getirdiğin piliş gibi kızın komisyonundan kesersin. Keserim ama çok nazlıymış küçük hanım, çalışmak istemiyor. Erkek değil misin? Bas sopayı çalıştır. Ortada bir görünsün, burası ana baba günü olur. Süt gibi kız. Orası öyle. İşte biz de onun için süt kaymağını patrona saklıyoruz. Böyle el değmedik pilişler için eli çok açıktır ha. Sayemde avuç dolusu para alacaksın, hala çingenelik edersin. Dalışına! Yarın akşam salonda şarkı söylemeye başlayacaksın. Hayır, hayır yapamam. Neden? İncilerin mi götürür? Bedava mı besleyeceğiz? Bana bak, eğer dediğimi yapmazsan burası sana mezar olur, anlıyor musun? Sağ çıkmazsın buradan. (Gülüyor)
Neden arıyorsun bu kızı? Sevgilin miydi? Hayır. Ama onu mutlaka bulmam gerek. Bana da bir içki ısmarlamaz mısın? Ah, ne gidi kız bu böyle, ben de bakabilir miyim? Bak sen. Yabancı gelmedi, ben bunu bir yerde gördüm ama nerede? Ne olur hatırlamaya çalışın, benim için çok önemli. Dur bakayım. Tamam tamam. Ben bu kızı işçi bulma kurumunun orada gördüm. Dudu'yla konuşuyordu. Dudu'yla mı? Hı? Kim bu Dudu dediğiniz? Nerede bulabilirim onu? Allah'ın bir belasıdır. Buralarda bulamazsın. En adi batakhanelerde dolaşır o. Serseriler arasında Dudu dedin mi? Herkes tanır. Yardımınıza teşekkür ederim. Yalnız size tavsiyem, oralara gidecekseniz bu kıyafetle gitmeyin. Kendilerinden olmayanı pek sevmezler. Merak etmeyin. Anlaşıldı, anlaşıldı. Eski püskü bir serseri kıyafeti bulmamı istiyorsunuz. En aşağılık tophane serserisinin kılığına girmem lazım. Neden? Maskeli balo falan mı var? Hayır canım. Onların arasına karışacağım da onun için. Anladın mı şimdi? Kaybolan kız için değil mi? Evet. Vallahi beni dinlerseniz bu işten vazgeçin. Sen aklını kendine sakla da elini çabuk tut, he? Pekala, pekala! Dediğiniz gibi olsun, hay Allah! Rahmetli babanız sizi bu kulağa soktuğumu görseydi, beni mutlaka kovardı! Kendini üzme, senin bu işte hiçbir günahın yok. Eğer çok vicdan azabı çekiyorsan, seni bundan kurtarmanın çaresini buluruz. Bakın bu çok iyi geldi! Vicdanım biraz rahatladı! Yoruldu, biraz dinlense. Sana ne oluyor be? Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma. Hadi sen de yürü bakayım iş başına. Kalk ulan, kalk! Senin doğduğuna pişman edeceğim. Thank you.
Bacağım burkuldu. Dur bakayım, dur. Aa, gel. Hoppa, hadi. Patron içeride mi? Gel. Size beni burada aramamanızı söylememiş miydim? Fakat efendim... Ne var, ne istiyorsun? Kazım size mühim bir haber gönderdi de. Elle çok güzel bir piliç geçirmiş. Siz de meraklısınızdır, onu söylemeye geldim. Sen gördün mü kızı? Nasıl, güzel mi? Bir içim su. Kaç yaşlarında var? İşte 17-18. Yani tam ağzınıza layık. Nerede şimdi kız? Bizim Kazım'ın orada. Eğer akşam teşrif ederseniz... Belki uğrarım. Hadi sen fazla kalma buralarda. Bir gelen olabilir. Al bakalım. Sağ ol beyim. Hah, işte bizim ev burası. Gelin bizimkilerle tanıştırayım sizi. Yo, biz içeri girmeyelim. Hadi sana da geçmiş olsun bakalım. Hadi. Ah, ayağım! Ah, gözlerine basamayacağım. Ah, ah, çok acıyor, yürüyemeyeceğim. Hı. Gel bakalım, tanışalım bu delikanlının ailesiyle. Hadi. Ali, yavrum ne oldu sana? Merak etmeyin efendim, mühim bir şey değil. Ali, ne var yavrum, ne oldu evladım? Ayağım burkuldu nineciğim. Ama artık iyi, ağrımıyor. Fazla bir şey yok, biraz burkulmuş, çabuk geçer. İnşallah. Onun getirdiği 3-5 kuruşla geçiniyoruz. Eğer o da çalışmazsa biz ne yaparız? Bizim posta başıyla kavga ettik. Kavga mı etti? Beni dövmeye kalktı. Ama yine Ekrem abi herifi bir dövdü, tak 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 tak! Selim abiyle ikisi adamların hepsini yere serdiler. Yuh enayilere be! Yuh enayilere be! Posta başının arkasında tam 20 kişi vardı. Yuh enayilere! Hepsi de darma duman oldu. Hadi bakalım, geçmiş olsun koca palavracı seni. Hadi eyvallah. Çocuklar, biraz otosiniz de biraz kahvemizi içiydiniz. Zahmet etmeyin, işimiz var. Gene uğrarız. Heriflerle kavga etmekle yetmedim. Neden? Nedeni var mı? İşsiz kaldık işte. Boş ver, aldırmam. Şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Kalacak yerin var mı abisi? Yok gibi. İstanbul'a yeni geldim. Ben aslen Eskişehirliyim. Onun için üzülme. Bir şeyler uydururuz elbet. Yok, üzüldüğüm falan yok. Şimdilik 3-5 kuruşum var. Canım ne istiyor biliyor musun? Seninle şöyle bir yere gidip iyice bir kafaları çekelim ha. Ama öyle pahalı yer olmasın. Herhalde bu şehirde Berduş takımının barındığı ucuz yolu meyhaneler vardır. Oo tamam. Bu şehirdeki batakhaneleri sen bana sor abisi. Madem kılavuzluk edeceksin sana bir şey daha soracağım. Dudu denen bir koca karı varmış, tanıyor musun? Kim tanımaz. Peki nerede buluruz onu? Anlaşılan kadın peşindesin. Yok değil. Ama onu görmem lazım. Tamam, oldu. Oldu abisi. O zaman Kazım'ın meyhanesine gideriz. Akşam oldu mu, Dudu muhakkak oraya düşer. Ne haber arkadaşım ha? Sen bunu bu kadar fos mu sandın? Hadi bakalım, yumulalım şerefe, şerefe. Çekilme be kardeşim, buyur içeri ya. Geç şöyle işte. Hadi ya. Sen de geç şöyle. Hadi ya, işler de sıra işte. Dudu daha düşmemiş, biraz bekleyelim gelir. Bekleriz. Ne içersin? Burada açık şaraftan başka bir şey yoktur ki. Onun da iki bardağı adamın zıvanadan çıkarır.
Namussuz için afyon mu atar nedir? Ya biz bunlarla uğraşıyoruz. Baksanıza. Bir şey yemeyecek misiniz? Yiyecek olarak ne var gülüm? Sus lan net sende! Aman dostum kızma, kızma da ne getirirsen getir. Aralarında adam yok ki hepsi serseri gururlu. Nasıl beğendin mi Kazım'ın meyhanesini? Burası basbayağı batakhane ya. Öyle de sayılabilir. Gel, gel anam, yavru buldum seni. Ah, dedik, höst be! Öyle burada söyle şarkını. Ah, senin ayakta duracak halin var mı be? Hadi hadi! Senin. Olamazmış kaderim. Yazım kara yazılmış. Yazım kara yazılmış. Doğduğuma pişmanım. Güzel. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttunuz. Beğeneceğinizi biliyordum. Böylesi her zaman ele geçmez. Biraz vahşi ama sizin elinizde kısa zamanda ehlileşir. Kimin nesi? Bilmiyorum. Galiba bir hasta annesi varmış. Aklı fikri onda. Elinden gelse kaçacak ama ben sizin beğeneceğinizi bildiğim için bırakmadım. Ala koymak da kolay olmadı hani. Asıl mesele onu buraya getirmekti. Kandırıncaya kadar ne diller döktüm. Uzatmayın. İkinize de hak ettiğiniz parayı vereceğim. Gel. Neden gel anam. İç şunu. Al anam. Yo, öyle kaçmak yok, elimden kurtulamazsın. İç şunu yavrum, iç anam, iç evladım. Hadi ben de içim şunu. Belki ben de bunu içireyim abi. Ben de içmiyorum. İç diyorum, iç. İnatçını bırak, elimden kurtulamazsın. İç anam, iç, inat etme yavrum. Bunu mutlaka içeceksin. Boş ver ya, sana mı kaldı kızı korumak? Bu heriflerle dalaşırsak sağ çıkamayız buradan. Korkuyorsan sen karışma. Benle de adamın her yerde başı derde giriyor. Anasını satayım. Zavallıdan ne istiyorsunuz? Bırakın kızı! Ha? Kim bu be? Herhalde yabancı olacak. Baksana bizi tanımıyor. Eğer Çakal Kamil'i tanısaydı, çoktan tabanları yağlardı. Bak paşa, şu oturan var ya, tam 4 tane leşi var onun. Sonra acizane 2 tane de benim var. Hadi bu seferlik senin cahilliğine verelim de canını bağışlayalım. Ufak ufak buradan yaylan bakalım. Sen gevezelik edeceğine bıraksana şu kızın bileğini. Aa, bu iyice kaşınıyor be. Bırakmazsam ne olur? Söyle bizimkilere bu adamı elden kaçırmasınlar. Bağ üstüne! Hey!
ben bunları oyalarım. Olur abi. Artık korkacak bir şey kalmadı. Kurtuldunuz. Eğer siz yetişmeseydiniz bu gece intihar etmeyi düşünüyordum. O berbat yerde öyle kötü günler geçirdim ki. Bunların hepsi geçti. Birkaç gün istirahat ederseniz sinirleriniz de düzelir, her şeyi unutursunuz. Hadi şimdi sizi evinize götürelim. Kim bilir zavallı annem ne kadar merak etmiştir. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu gece benim için yaptıklarınızı unutmayacağım. O kadar büyütmeyin canım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar. Zavallı anneciğim daha uyanmamıştır. Beni görünce kim bilir ne sevinecek. Allah vere de heyecandan kadıncağıza bir şey olmasın. Ne var yahu? Ne istiyorsunuz? Bu saatte adam uyandırılır mı hiç? Affedersiniz, burası bizim evimizdi. Annem yok mu? Annem mi? O da kim? Ha? Dur bakayım. Bu herhalde hastanede ölen kadının kızı olacak. Kızım, annem bir hafta evvel hastanede öldü. Biz yeni kiracıyız, başın sağ olsun. İsterseniz içeri girip biraz dinlenin. Gidelim. Aa tabii, ne demek? Artık o da bizim bir evladımız sayılır. Hemen bir iş bulmam lazım. Böylece sizin üzerinizdeki yükümü biraz olsun hafifletmiş olurum. O ne biçim söz? Sen evimize güzelliğinle neşe getirdin yavrum benim. Görüyorsun ya, dünyada iyi insanlar da var. Seni onlara bırakıp gönül rahatlığıyla gidebilirim artık. Hadi hoşça kalın. Güle güle evladım. Güle güle Ekrem abi. Ekrem bey. Size çok şey borçluyum. Hadi bakayım, böyle şeylerle kafanı yorma artık. Kötü günler bitti. Sizi tekrar ne zaman göreceğim? Merak etme, ilk fırsatta geleceğim. Yoksa seni bir daha aramayacağım mı sandın? Ali? Söyle abi. Bak, Mine ablayı sana emanet ediyorum. Merak etme Ekrem abi. Hadi bakalım, şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle. Merhaba, hoş geldin Necla. Aa, aynı şeyi benim sana söylemem lazım galiba. 10 gündür eve uğramamışsın. Evet, öyle oldu. Bazı işlerim vardı da. Doğrusu merak ettim. Neymiş bu seni günlerce eve gelemeyecek kadar meşgul eden işler? Necla, ben bugüne kadar çevremin dışında başka bir dünya olduğunu bilmiyormuşum meğer. Çok fakir, adeta sefalet içinde bocalayan insanlarla tanıştım. Çaresizlik içinde yaşamalarına rağmen hepsi o kadar iyi ki. Bundan sonra biraz da onlara yardım edebilmek için yaşayacağım. Ben yalnız benim için yaşamanı istiyorum. Onları bir tanısan. Yüzlerini bile görmek istemem. Fakirlerin hepsi kötü ve pis insanlardır. O halde keselim tartışmayı. Fakirlere karşı bu ani muhabbet, yoksa aralarındaki bir kızın cazibesinden mi ileri geliyor? Bir takım şeyleri keşfetmekte büyük bir kabiliyetin vardır senin. Bu sualin cevabını da bulabilirsin. Ya, öyle mi? Pekala. Ne oldu kadına böyle, barut gibi? Sen şimdi onu bırak da bana elbiselerimi hazırla.
Her zamanki o berduş kıyafetiniz değil mi efendim? Evet. Siz bu hayata bayağı alıştınız efendim. Dost edindiğim o insanları hemen unutacağımı sandın Osman efendi? Hayır ama böyle sizin gibi koskoca bir mimar serseriler arasında... Gel. Evet. Bugün sana da ihtiyacım var. Ben de mi serseri olacağım? Hmm. Yani ben de mi serseri kılığına gireceğim demek istedim efendim. Tam tersi bir herif olacaksın. Ben mi efendim? Evet, hadi Allah sallanma, Allah fazla vaktimiz Allah yok, Allah. Hadi. Dede, kapıda acayip kılıklı bir adam var. Buyurun efendim. Vay Müslümcüm, gel seni kollarımın arasına alayım. Affedersiniz ama ben sizi tanıyamam. Tabii tanıyamazsın. Seni birden karşımda görünce heyecanıma hakim olamadım. Evvela kendimi tanıtmalıydım. Ben eğer bugün hayattaysam, bunu senin amcana borçluyum Müslüm, amcana borçluyum. Evet, amcana. O olmasaydı ben çoktan topraklara karışmıştım. Çanakkale müdafaasını yapıyordum. Birden siperin içinde şarapnel patladı. Ben bayılmışım. Bir de gözlerimi açtım ki ne göreyim? O büyük kahraman beni sırtına almış, ateş altından uzaklaştırıyor. İşte onun sayesinde şu anda karşındayım. Ya azizim, gel Müslümcüm, onun yerine seni kucaklayayım, gel. Beni benim amcam yoktu ki. O halde dayın olacak. Dayım da sakattı. Harbe filan karışmadı. O halde dayının dayısı yahut amcanın amcası, kısacası sizin aileden biri savaşta benim hayatımı kurtarmıştı. Peki, kurtardı diyelim. Aradan 50 sene geçti, ne olacak? Borcumu ödemeye geldim. Ama çoktan öldü. Olsun, sen yaşıyorsun ya, ben borç altında kalmak istemem. Hiçbir işe yaramayan bir yığın param var. Eğer sizlere biraz yardımda bulunabilirsem, bu vicdani yükten kurtulacağım. Zaten buraya da eli boş gelmedim. Dışarıda ne hediyeler var, püf, ne hediyeler var! Hadi çabuk olun, erzakların hepsi buraya taşınacak. Hadi bakalım, Nurmin! Bana bak sen tenekeli, önden ileri marş! Sen çuvallı onu takip et, hadi yürüyün! Çabuk tutun dedim size! Alıp kızımı da düşündüm, ona cici cici hediyeler getirdim. Nineciğim, şu sucuklara, pastırmalara bak! Bunlar hep ninenin ayağının kısmeti, bize uğur getirdi. Al kızım, al yavrum! Hadi çabuk, 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 çabuk! Ay! Önüne baksana delikanlı! İnsan biraz dikkatli olur be! Çok affedersiniz efendim. Evet, çek elini, çek! Aferin, böyle kabahatini bilenleri severim. Ekrem abi, dedemin amcasının amcası mı, dayısının dayısı mı ne? Harpte bu bey amcanın hayatını kurtarmış. Evet. O da can borcunu ödemek için bunları getirdi. Tabii. Yeter evladım, yeter! Herkese anlatmana ihtiyaç yok. Dostlarım, bana şimdilik müsaade. Yakında sizi tekrar arayacağım. Yo, teşekküre lüzum yok, teşekküre lüzum yok. Hadi, Allah'a ısmarladık. Delikanlı, sen de bundan sonra doğru dürüst yürümesini öğrenirsin. Hadi, hep dümüne! Ekrem gene bir haftadır ortada yok. Ama artık aramayacağım. Ekrem bey dostumuz anlaşılmaz bir adam. Sizin gibi bir kadın ona kalbini veriyor, oysa bunun farkında bile değil. Yazık! Daima işlerini bahane eder. Yanında olduğum zaman benden çok kasasındaki evrakla meşguldür. Ne gibi evrak bunlar? Ne bileyim, bir takım planlar, projeler. Belki kendisinden istediğimiz istimlak projesi de bunların arasındadır. Belki de. Bu kağıt parçaları her zaman benden daha kıymetlidir.
Nasıl bir kasada saklıyor bunları? Salondaki tablonun arkasında duran küçük bir kasa. Doğrusu şanslı adam. Eminim ki bütün kızgınlığınıza rağmen onu hala seviyorsunuz. Hayır, artık aramayacağım. O halde Ekrem Bey'i o fıkara mahallesine bağlayan esrarı size açıklayabilir. Neymiş o? Tahmin edemiyor musunuz? Bir genç kız. Hayır, inanmam. İsterseniz onu size gösterebilirim. Götürün, götürün! Bu sandıkların hepsini yukarı taşıyın! Bunların hepsi sizin! Bunlar daha bir şey değil, size neler hediye edeceğim! Aman efendim, masraf ne demek? Benim servetimin yanında masrafın lafı mı olur? Ya zenginlik bana bayağı yakışıyor be! Oğlum şoför! Şoför! Ben gelirken arabanın kapısı hemen açılmalı! Şöyle! Evet! Hadi, çek bakalım arabayı şimdi! Para sahibi olmak güzel şeymiş doğrusu. O oyun bayağı hoşuma gitti be! Aman Ekrem Bey gelmeden hemen soyunmalı! Şimdi inandınız mı? Evet. Üzülmenizi istemezdim ama böyle basit bir mahalle kızı yüzünden gururunuzla oynanmasına gönlüm razı olmadı doğrusu. Teşekkür ederim. Merak etmeyin. İntikamınızı fazlasıyla alacağım ondan. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan... Bu işin sonu nikah dairesi gibi geliyor bana. Hadi hayırlısı. Bana kalırsa bu kızcağıza Ekrem'den iyi kısmet bulunmaz hanım. Aa doğru vallahi. Pırlanta gibi çocuk Allah için. Hadi Ekrem abi sen de bin. Kimi aradınız beyler? Ekrem Bey evde yoklar. Ya öyle mi? Daha iyi. Ha? Anlamadım. Hey dur bir dakika, nereye gidiyorsun ya? İşte kasa orada. Nasıl, açabilecek misin kasayı? Ayıp ettin, hem de gazoz açar gibi. Hoppa! Pencüse! Şeş kapısını da aldık, tamam. Artık seni Marston Johnson bile kurtaramaz oğlum. Dur bakalım bey baba, daha oyun bitmedi. Başım dönüyor. Yeter artık. Bir zamanlar böylesine mutlu olacağını düşünmeye bile cesaret edemezdim. Her şeyi size borçluyum. Mutlu olmak senin en tabii hakkın. O kadar iyi, o kadar güzelsin. Beni güzel mi buluyorsunuz? Tabii, hem yalnız ben değil, seni tanıyan herkes aynı fikirde. Müslim Bey, karısı Selim, Ali, herkes seni çok seviyor. Ben gittikten sonra güvenebileceğim bir sürü insan senin yanında olacak. Gitmek mi? Bir yere mi gidiyorsunuz? Evet.
Gitmem gerek. Nereye? Şimdi anlatması uzun sürer. Sizin bir derdiniz var. Bunu da nereden çıkardın? Evet. Sanki hayatınızla ilgili bir sırrı herkesten gizlemeye çalışıyorsunuz. Bu sırrı bana açıklayamaz mısınız? Size çok şey borçluyum. Beni bir bataktan, hatta ölümden kurtardınız. Eğer elimden gelirse size yardım etmek isterim. Açıklayacak bir sırrım yok. Sadece gitmem gerek, o kadar. Bir daha dönmeyecek misiniz? Sanmıyorum. Ama ben gene de bekleyeceğim. Hata edersin Mine. Hata da olsa bekleyeceğim. Sizi beklemek güzel gelir bana. Çok güzelsin. Bensiz de mutlu olabilirsin. İyi bir kısmetin çıkabilir. Ben mutluluğu sizin yanınızda buldum. Başka yerde, başka kimselerde aramak istemiyorum. Ekrem abi, dedem Selim'i yendim, sıra Ekrem Bey'de, buyursun diyor. Geliyorum Ali. Güzel. İstediğimden de fazlası var burada. Bu arada bir de ufak kaza oldu. Ekrem Bey'in uşağı sizler aradınız. Mecbur olduk. Girip çıkarken kimse gördü mü? Hayır, o hususta bir endişeniz olmasın. Gizli yoldan geldik. Bu belki işimize yarar. Otur şuraya yaz. Ha, otur. Cinayet masası şefliğine. Yazsana budala, ne duruyorsun? Levent Sümbül Sokak numara 47'de oturan yüksek mimar Ekrem Erdeniz yaşlı uşağı Osman'ı öldürmüş, izini kaybettirmek maksadıyla evini terk etmiştir. Bir tesadüfle bu olaya şahit olmuş bulunuyorum. Sizleri durumdan haberdar etmeyi bir görev bildim. Tamam. İmza. Evet, imza. Bir vatandaş. İçeri gelmeyecek misiniz? Hayır, gitmem lazım. Sonra ararım seni. Eyvallah. Ekrem abi! Ne var, ne oldu Ali? Mine ablayı kaçırdılar. Ha? Kim kaçırdı? Bilmiyorum. İki tane adam, biri iri, öbürü kısa boylu. Büyük bir arabayla kaçırdılar. Plakasını göremedim. Peki sen koş Selim'i bul bana, hadi! Şaşırdınız değil mi? Sizi böyle kaçırır gibi getirttiğim için özür dilerim ama inanın ki bunu sizin iyiliğiniz için yaptım. Bazı şeyleri bilmeniz lazımdı. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Ekrem'in nişanlısıyım. Nasıl? Evet. O sizin tanıdığınız gibi alelade bir serseri değil. Aslında zengin ve meşhur bir mimardır. Anlamıyorum. Peki niçin? Size bu oyunu oynadı değil mi? Bir kaza sonucu babanızın ölümüne sebep olunca kızına yardım ederek vicdanına ağırlık veren bir yükten kurtulmak istedi. İşte sizinle ilgilenmesinin tek sebebi. Fakat imkansız. Maalesef. Gerçek bu. Biliyorum sizi üzdüm. Ama daha fazla aldatılmamanız için bunları öğrenmeniz gerekiyordu. Biraz kendinizi toparlayıncaya kadar kalın diyeceğim ama
Eğer gitmek istiyorsanız tabii. Konuşmalarınıza istemeyerek kulak misafiri oldum küçük hanım. Ekrem benim en yakın arkadaşımdır. Buna rağmen eğer durum Necla Hanım'ın dediği gibi olsaydı, size karşı haksız davrandığını söyler. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kusura bakmayın ama ben aynı fikirde değilim. Evet, Ekrem Bey başlangıçta bu küçük hanıma sadece yardım etmek istiyordu. Lakin kısa zamanda onu sevdiğini anladı. Neler söylüyorsunuz? Bunlar benim tahminlerim değil, onun anlattığı şeyler. Yalnız size tatsız bir haber vermek zorundayım. Ekrem şu anda tevkif edilmiş bulunuyor. Tevkif mi edildi? Hı-hı. Neden? Adı bir cinayet olayına karışmış. Biraz önce yanındaydım. Size bu mektubu vermemi söyledi. Kaldığınız eve gittim. Kaybolduğunuzu söylediler. Evvela Necla Hanım'a uğrayayım dedim. İyi bir tesadüf sizi burada karşıma çıkardı. Sevgili Mine, başım dertte, tevkif edildim, bir yanlışlık oldu. Her şeyi sana Malik Bey anlatacak. Ona her hususta itimat edebilirsin, en yakın arkadaşındır. Seni benim evime götürsün, orada emniyette olursun, sevgiler. Ekrem... Suçu ne? Onu görebilir miyim? Hemen değil. Ben onu kurtarmak için gerekeni yapıyorum, merak etmeyin. Şimdi gidelim, müsaade ederseniz tabii. Eğer Ekrem sizi tercih ediyorsa, saadet dilemekten başka ne yapabilirim? Kim yapabilir bunu? Ne istediler zavallı ihtiyarda? Buyurun. Yabancı gibi durmayın. Burada kendi evinizde sayılırsınız. Sadık, küçük hanım misafirimizdir. Burada rahat etmesi için gereken bütün ihtimamı gösterin. Şimdi sizi yalnız bırakmak zorundayım. Ekrem'in işi için gidip görüşeceğim. İsterseniz Sadık size odanızı göstersin. İstirahat edersiniz. Acaba Ekrem Bey kurtulur mu? Kurtarabileceğimi sanıyorum. Eğer bir aksilik olmazsa akşam yemeğini üçümüz baş başa yeriz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Buna lüzum yok. Onu sizin kadar ben de severim. Müsaadenizle. Söyle, kız nerede? Hangi kız? Hı? Mine'yi soruyorum, köpek! Söyle! Dinim imanım hakkı için bilmiyorum abi. Bilse bilse Dudu bilir. Nerede oturur o mendebur? Bizi oraya götür, hadi! Baştır abi! Yürü! Çüş ayılar, ne oluyorsunuz be? Bana bak koca karı, buraya kızı almaya geldik. Söyle Mine nerede? Nerede kim be? Çekil öyle orada diyorum, be! Sana kız nerede? Çekil öyle lan! Diyorum sana! Çekil! Bak koca karı, buna para derler. Bilirim ki senin dinin imanın budur. Eğer Mine'nin yerini söylersen, sana bir bu kadar daha veririm. Ah!
Böyle cömert beylere hizmet etmeye bayılırım. Gidelim. Kızı bulunca paranın üstünü isterim ha. Elbet. Sonra yalnız geleceksin. Poşine polis falan takmadın ya. Hayır. Hadi yürü öyleyse, gidelim. Zaten senden başka bir şey beklenmezdi pis koca karı. Koca karı anandı. Evet. Partiyi kaybettiniz Ekrem Bey. Ben sizin yerinizde olsam bu kadar yüksekten konuşmazdım. Sizi pişman edeceğimi söylemiştim. Artık oyun bitti. Yazık ki sizinle bir daha görüşemeyeceğiz çünkü buradan sağ çıkamayacaksınız. Sizi onlara bırakıyorum. Hepsi de tecrübeli katillerdir. Sakın beni utandırmayın. Her şey dediğim gibi olsun. Oh, bu güzel sürprizi neye borçluyum acaba? Hoş geldiniz Necla Hanım. Hoş gelmedim Malik Bey. Beni budala yerine koydunuz. Ekrem'i seviyor ve kıskanıyordum. Bundan istifade ederek onu tuzağa düşürdünüz. İşlemediği bir cinayeti üzerine yıktınız. Ekrem'in şerefini lekelemek için ona emanet edilen evrakı kasasından çaldınız. Ben de buna vasıta oldum. Ama artık gözüm açıldı. Şimdi bana o kasadan aldıklarınızı iade edecek, sonra da bir itirafname yazıp imzalayacaksınız. Budalalık etmeyin. Ekrem size göre değil, fazla namuslu. Biz ikimiz aynı hamurdan yoğrulmuşuz. Eğer el ele verirsek çok şeyler yapabiliriz. Artık beni kandıramazsınız. Ekrem'den çaldığınız evrakı istiyorum. Siz bilirsiniz. İkimize de büyük karlar sağlayacak ortaklığı bozuyorsunuz. Yazık. İnelim, buyurun. Nereye? Bodrum'a. İstediğiniz evrak Bodrum'daki kasamda duruyor. Bir oyun oynamaya kalkarsanız... Merak etmeyin. Hem silah sizin elinizde olduktan sonra... Görüyorsunuz ya, sizi aldatmış değilim. Gizli kasam burada. Korkmayın canım, sadece bir anahtar. Güzel bir kadındı ama... Ne yazık ki o da bütün hemcinsleri gibi bir erkeğe aşık olmak budalalığını gösterdi. Aradaki de şimdi kıymık saçmaya başlamıştır.
Herif iki parça olduktan sonra bir sandığa koyup tepedeki taş ocağına atarsınız. İşte bir namussuzluk olduğu içime doğmuştu zaten. Ver şunu. Şimdi sıra bize geldi. At şu kağıdı be! Gidip bakayım aşağıdaki hesabı tamam mı? Oynasana be! Öyle şimdi, kız nerede? Hı? Kız nerede? Malik Bey'in evinde. Hadi bakalım, beraber gideceğiz. Size iyi haberlerim var. Savcıyla görüştüm. Ekrem'i bugün serbest bırakacaklar. Bakın, vaadimi tutuyorum. Akşam yemeğini üçümüz bir arada yiyeceğiz. Hadi bakalım, bunu kutlayalım. Ben içki içmem ki. Aa, olur mu? Ekrem'in kurtuluşu şerefine içiyoruz.
Ama şimdiye kadar hiç içmedim. Daha iyi ya. Hayatınızın ilk kadehini sevdiğiniz adamın şerefine kaldırmış olacaksınız. Hadi alın, hadi korkmayın. Alın, alın. Nasıl, hoşunuza gitti mi? Bilmem, biraz başım döndü. Bir yudumla mı amma yaptınız ha? Bin numara yaptığını anlarsam beynini dağıtırım. Malik Bey'e bir haber getireceğimiz zaman hep buradan gelir. Yürü öyleyse, yolu göster. Neşla! Neşla! Ekrem! Affet beni Ekrem! Bütün suç bende! Kendi itirazımın cezasını çektim! Seni çok seviyordum! Bu mektup senin suçsuzluğunu ispatlayacak! Affet beni! Hadi bakalım, bir tane daha. Hayır, istemem. Ekrem nerede kaldı? Neredeyse gelir. Alın şu kadeyi. Ne haber? Ekrem nerede? Maalesef kötü bir haberle geldim. Hapishaneden kaçmaya çalışırken ölmüş. Hayır! Hayır! Yalan! Size inanmıyorum! Ekrem yok artık yavrum. Ben varım. Ben. Sen benim olacaksın. Ekrem'i unut artık. O çok uzaklarda şimdi. Sana yardım edemez. Cehennemin dibini boyladı bile. Hiç belli olmaz Malik Bey. Allah'ın belası. Nereden çıktın sen? Beni göndermeye çalıştığınız cehennemin dibinden geliyorum. Selim! Ekrem! Thank you.
Bu adam uşağım Osman Efendi'yi öldürdükten sonra belediyeye ait planları çaldırtmış. Ayrıca eski nişanlım Necla'yı da öldürmüştür. Bunlar Necla'nın itirafları. Buyurun alın, hepsi bu mektupta yazılı. Ekrem! Bir daha benden ayrılmayacaksın değil mi Ekrem? Hayır. Bir daha seni hiç yalnız bırakmayacağım.